Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flutter Riverpod kullanımını göreceğiz. Gerekli olan yapıyı bu şekilde ben hazırladım. Ekstradan herhangi bir şey eklemedim. Şu şekilde onu da çalıştıralım arkadaşlar. Onun dışında bizim kullanmamız gereken kütüphane pubspec.yaml dosyasında da Flutter Riverpod ekli arkadaşlar. Daha sonrasında pubget bu sayfalarda da bir yer açılırsa bir uyarı verirse de getPants diyerekten işlemimize devam edebiliriz arkadaşlar. O zaman kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane basit bir app bar ekleyelim. Daha sonrasında en azından sayfanın açıldığını görelim. Tamam. Şimdi buna başlamadan önce bizim buradaki main app yani fonksiyonunu sınıfını hemen kullanalım şey yapalım arkadaşlar. Provider scope ile sarmalamamız gerekiyor burayı. Hemen buraya provider scope geldi kendisi. Şu şekilde virgülümüzü de atalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bizim main işimiz bitti arkadaşlar. Burada yapacak olduğumuz uygulama basit bir counter uygulaması arkadaşlar. Ekranda bir tane tekstimiz olacak. Ekranın hem sağında hem de solunda Flat Action butonlarımız olacak. Bu şekilde bunları kullanacağız arkadaşlar. O zaman scaffold'un hemen ilk önce body'sine gelelim arkadaşlar. Body diyorum. Bir tane center widget. Center'ın child'ın arkadaşlar text widget'ı atıyorum. Pardon. Burada şimdilik 0 yazsın. Bunun style özelliğine giriyorum arkadaşlar. Team team.ofContext.textTeam. Buraya headline versek şu G4 versem yeterli olacaktır. Aynen. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi Flat Action butonlarımızı yapalım. Center Widget'ten çıktım. Buraya geldim. Flat Action button derim arkadaşlar. Şimdi burada ben iki tane kullanacağım için iki tane flat action button olacağı için yani hem solda hem de sağda olacağı için buraya ben bir tane row widget atıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında row'un children'ında şu şekilde virgülümüzü atalım. Children'ı gelirim buraya flat action button diyorum. On place özelliğini şu şekilde verelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir tane daha flat action button atıyorum. Ve bu tane bu şekilde iki tane butonumuz oldu arkadaşlar. Daha sonra Rob'un main axis alignment özelliğine geliyorum arkadaşlar. Space between dediğim zaman bunlar birbirinden ayrılacaktır. Şimdi bu sol kısım çok dışarı çıktığım için Rob'un geliyorum bir padding atıyorum ve all değil only diyorum. Sadece left'ten bir 30 birim versem yeterli olacaktır diye tahmin ettim. Aynen. Yeterli oldu. Bunun ikon özelliğini verelim arkadaşlar. Bunun child'ına icon vereceğiz ve bu remove olacağı için doğru yere vermiş. Aynen doğru yere verdim. Daha sonrasında bunun child'ına da yine icon vereceğiz. Ve bu da add olacak. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş RiverPod'u kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu yapmadan önce ilk önce bizim bunları yazalım arkadaşlar. Hemen geliyorum şu kısma. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi benim burada ilk önce text şu anki ben manuel olarak text'i 0 olarak girdim ama biz bunu birazdan döngü şeklinde yapacağız. Final diyorum arkadaşlar. Buraya şu şekilde counter provider dedik arkadaşlar. Daha sonrasında state provider diyorum. Aynen bu şekilde geldi. Şimdi bizim buradaki değerimiz integer olacak arkadaşlar. Şu şekilde integer diyorum. Bize bu return olarak şimdilik sıfıra döndürsün. Bunu bu şekilde yazdık arkadaşlar. İsterseniz bunu bu şekilde değil de işte aynen integer değer 0 dersiniz. Buradan değeri döndürürsünüz. O tamamen size kalmış bir şey.
Daha sonra arkadaşlar biz yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Artık kontrol edelim. Main'de de hata vermiştir. Bunu kapatalım. Şimdi buraya geliyorum. Gelmeden önce şurada artık bunları çağırmamız lazım arkadaşlar. Var diyorum. Value diyorum arkadaşlar ben. Yani burada bizim ilk önce bunu kullanmamız için. Şimdi biz bunları yazdık ama evet bir yere atladık arkadaşlar. Şimdi bizim bunu kullanabilmemiz için arkadaşlar Customer Widget yapısını kullanmamız lazım. Şimdi bizim widget'ımızda stateless bir widget olduğu için bunu Customer Widget'a çevirmemiz gerekiyor. Onun için buradaki stateless widget'i siliyoruz arkadaşlar. Consumer widget olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Widget ref alıyor. Tamam. Yanlış oldu. Tamamdır. Şimdi düzelttik. Şimdi bizim bunu artık izleyebilmemiz lazım arkadaşlar. İzlememiz lazım. Onun için var diyorum. Value diyorum arkadaşlar. Watch ref nokta. Burada önemli olan buradaki ref'i kullanmamız. Ref nokta diyorum arkadaşlar. Yapmam gereken şey ne? Watch izleyeceğim arkadaşlar. İzlemek istediğim yer neresiydi arkadaşlar? Bizim buradaki counter provider'ımızda. Geliyorum hemen buraya. Counter provider gördüğünüz gibi çıktı. Ve noktalı virgülümü atıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ben bunu burada kullanmak için ise dolar value demem. Bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen adresleri takalım. Aynı şekilde mesela biz burada app bar'a herhangi bir şey vermedik arkadaşlar. Şimdi app bar için de yapalım aynısını. Buraya geliyorum tekrardan. Final diyorum. Bu sefer App bar name olsun. Nested provider. Ve bu seferki bizim ifademiz string olacak arkadaşlar. Daha sonra bu bizim şu şekilde yaparsak bu bize return olarak arkadaşlar neyi döndürecek? Bir text döndürecek. Mesela ne yazalım? Report kullanımı dedik mesela arkadaşlar. Bunu kullanmak için ise yine aynı şekilde yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bu yapıyı kullanacağım. Hemen diyorum ki var diyorum. Hatta names diyelim şuraya. Name desek daha iyi olacak. Ref nokta derim arkadaşlar. Watch izleyeceğim. Neyi izleyeceğim arkadaşlar? App var. Name'i izleyeceğim. Daha sonra virgül, noktalı virgülümü attım arkadaşlar. Şimdi app bar'ın içerisine geldim arkadaşlar. Title diyorum. Burada text dedim. Daha sonra ben burada neyi kullanacağım arkadaşlar? Name demem bizim için yeterli olacaktır. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi report kullanımı diye ekranımıza gelmiş oldu. Şimdi buraya kadar her şey güzel ama bizim sayaçlarımız şu anda gördüğünüz gibi çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi bu sayaçlarımızı çalıştıralım. Yani artı butonuna bastığımızda artsın. Eksi butonuna bastığımızda ise minimum sıfıra kadar insin arkadaşlar. Eksi negatif değerleri almasını istemiyoruz. Şimdi olmamasını istemiyorsak hemen yapmaya başlayalım. O zaman ilk önce arttırma add butonuyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada ref diyorum arkadaşlar. Nokta diyorum. Read ne yazacak? Yazmasını istiyorum arkadaşlar. Ne yazacak burada? İlgili provider'ımız olacak arkadaşlar. Counter provider arkadaşlar. Counter provider indirdik arkadaşlar. Nokta diyorum. Onun durumunu izleyecek. Daha sonra bu state'imizi artıracak arkadaşlar. Kaydettim şimdi. Gördüğünüz gibi state'imizi arttırıyor arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi buraya geliyorum şimdi. Remove işleminde yapacağım. Remove'da ben minimum 0 olsun. Minimum 0 olduktan sonra arkadaşlar sayacımız düşmesin. Negatif değerlere girmesini istemiyoruz arkadaşlar. Onun için burada bizim şu şekilde yapalım. Var diyorum. Veri diyelim arkadaşlar. Daha sonrasında biz bunu ref.read ilgili yerimiz neresiydi? Counter provider'ımızda arkadaşlar. Nokta diyorum. State'i olacak. Noktalı virgülümüzü attık arkadaşlar. Daha sonra koşulumuzu atıyoruz. If diyorum. Eğer diyorum benim bu veri nokta state sıfırdan büyükse arkadaşlar. Şu şekilde gelelim. Ne olmasını istiyorum? Veri nokta state
Pardon, eksi olmasını istiyorum. Şimdi buraya geldim, bunu bu şekilde yaptık, kaydettik. Şöyle arttıralım. Gördüğünüz gibi bizim artık sıfırdan aşağı inecek bir sayıcımız yok arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Benim ReviewPod'la anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten basit bir kullanım da var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.